arı ürünleri işliyorum ben de. Kastamonu yöresindeki bir kısal kastamonu kaybımız olmamız var bizimle. Süper. Şu anda Doğan Yurt'ta. Bu sene başladık. Şirketimiz geçen sene kuruldu. Bir kısal projesiyle kurduk şirketimizi. Bugün çok güzel bir ana inşallah şahit geleceğiz birazdan. Kastamonu deyince doğallığın merkezi sözümüzü her fırsatta dile getiriyoruz. Gastronominin, doğal ürünlerin, sağlıklı yaşamın Türkiye'nin en temiz, en doğal şehri olduğunu her türlü platformda büyük bir keyifle burada söylüyoruz. Bu kapsamdan da bu söylemiş olduğumuz bu cümleler içeriğini doldurmak için de tüm ilgili bilimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek kuruluşlarımızla beraber belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız güzel ve uyumlu işbirliği içerisinde de yöremize ait ürünlerimizin her kalemde, limonatlarımızın, gıdalarımızın coğrafi işaret alması noktasında da yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda biliyorsunuz Kastamonu bu konuda ilk beşlerde yer alan Türkiye çapında bir ilimiz. Düne kadar, daha doğrusu yakın zamana kadar 27'ydi. Birkaç hafta oldu aslında bu işaret uzandı ama bugün inşallah sizlerle bunu resmi duyurusunu yapacağız. En son 28. coğrafi işaret alan ürünümüz kestane balı. Bununla alakalı biliyorsunuz Kastamonu kestane ormanları bakımından da oldukça zengin bir coğrafya. Sahil hattımızda işte Cide'den başlayarak Doğanyurt, Abana, Bozkurt, İnebolu bu hatta kestane ormanlarımız yoğun bir şekilde mevcut. Ve buradan da ciddi bir kestane balı üretimi gerçekleştirilmekte. Yaklaşık olarak burada 600-650 arasında arı üreticimiz var. Yerli ufaklı, değişik rakamlarda. Burada bal üretimiyle uğraşan arıcılarımız var. Ve buradan da yıllık rekolte mevsimsel şartlarında bağlı olarak değişmekle beraber yıllık 100-150 ton arasında da kestane bal üretimi gerçekleşiyor. Bu sene biraz haziran yağışlarıyla beraber istenen rekoltenin biraz altındayız ama yine de her sene 100 tonlar aşağı düşmeyen işte 129 tonlarda bazen 150 ton olan kestane balı üretimlerimiz var. Bu konuda Kastamonu kestane balı deyince Türkiye'de her zaman pazarı olan bir bölge burası. Ve sizler de zaman zaman programlar yaptınız, söyleşiler yaptınız, bizler de yapmış olduğumuz bizler de şahit geliyoruz. Zaten bildiğimiz yönetimi burada arkadaşlarımız bu konuyu da kendileri de çok iyi görüyorlar. Ya bu konuda maşallah pazarlama konusunda çok ciddi bir sıkıntımız yok. Ama mevcut yönetimimizin de girdik başkanlığımızla yönetiminde bu konuyla alakalı üniversiteyle, karı müdürlüğümüzle yapmış oldukları işbirliği çerçevesinde güzel projeleri var. Yani tüm Kastamonu'daki üretilen balın hem kalite standartının yakalanması hem bu konuda tüm üreticilerin ürünlerinin en optimal bir seviyede değerlendirilmesi noktasında güzel çalışmalar var. Biz de bunlara hem valilik hem de ajans olarak gereken katkıları vermeye hazırız. Değerli arkadaşlar, kestane balının coğrafi işaret alması macerası biraz uzun oldu. Zaten bu süreç zorlu zahmetli. 2018 yılında takibini sizler de yaptınız bu süreç boyunca. Müracaat yapılmıştı ama gerçekten de bu konuda geçilmesi gereken zorlu aşamalar var. Bunların hepsi başarılı bir şekilde geçildi. Üniversitemizin değerli hocamız, Müge hocamızın da çok büyük katkıları oldu bu konuda. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüz de bu süreçte baştan sona hep yardımcı olduğuna da teşekkür ediyoruz Sayın Bilimci şahsında. Şimdiki başkanımız Cem Başkan şahsında da bu süreci başlatan, devam eden tüm birlik başkan yönetimine emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kastamonu'muzun doğallığı, gastronomi merkezi olması, doğal ürünlerin merkezi olması noktasındaki gücüne güç katacak bir belge olay bu. Dolayısıyla ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, kamu görevlilerini tebrik ediyorum. İnşallah hedefimiz bu 28 rakamını
İlk etapta 30-35 lira, akabinde 50 lira rakamda çıkartmak. Tüm Türkiye'ye gelende bu konuda ciddi bir yarış var biliyorsunuz. Rakiplerimiz çok fazla ama bu konuda biz de çok güçlü bir geçmişi olan bir iliz. Bu konuda tecrübelerimiz de yüksek. İnşallah başvurusunu yaptığımız, hazırlığını yaptığımız ürünlerle beraber de bu söylediğimiz rakamlarla da hep beraber ulaşacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu konudaki desteği çok önemli. Kestane balının sadece Türkiye değil, hep de Kastamonu kestane balının. Şimdi burada ilçeyi zikretmek istemiyorum. Yani elbette ki ilçelerin sahip oldukları kestane ormanın kapasitesi, üretim rakamları değişmekle beraber kalite anlamında sahil hattımızda, Kastamonu'da zaten hemen hemen hepsini aynı kaliteyi üretiyoruz. Bu anlamda Kastamonu kestane balında inşallah çok daha gelişikler yaparak duyacağız. Coğrafi işaret tescil belgesi, Kastamonu kestane balı arkadaşlar. 28. artık bilezik mi diyelim, ne diyelim? Çekiyoruz efendim.